Gelebilir miyim? Gel tabii, gel. Sana elbise getirdim. Gördüğün üzere benim pek elbiselerle alakam yok. Dolapta sadece bu ikisini buldum. Hangisini istersen onu giyersin artık. Teşekkür ederim. Rica ederim. Lafı bile olmaz. Eminim benden daha çok yakışacaktır sana. İyi misin diye sormuyorum. Çünkü iyi olmak zorundasın. Asla kendini bırakmamalısın. Bunların hepsi geçecek. Meren abimle ikinizin aşkı bu konağın duvarlarına sinen bütün acıyı silecek. Ben buna inanıyorum. Sen de inan. Sakın abim Gönül ablanın peşinden gitti diye de ona kızma. Mesele o değil ki Elif. Ben Miran Gönül için endişeleniyor diye niye rahatsız olayım? Ama dün yaşadığımız onca şeyden sonra böyle korumasız kafasına göre çekip gidince insanın içine korku doluyor. Ya yine... Yok, korumalar gitti peşinden sonra. Sen merak etme. Ama abim onu bu kadar çok merak ettiğini bilse bence çok mutlu olur. Elif, benim annemle babamı görmem lazım. Eli kulağında duyacaklar olanları. İyi olduğumu bilmeleri lazım. Ama şimdi kendin dedin ya, yine bir şey olursa diye. Niye sana bir şey olursa? Biz o zaman abime ne deriz? Bence uyukken konaktan çıkmayı aklından bile geçirme. Ya nasıl geçirmeyeyim? Annemler olanları duyduklarında çıkıp buraya gelseler düşünebiliyor musun sen olacakları? Miran beni eve götürecekti annemi görmeye. Ama Gönül'ün peşinden gidince... Demek Miran seni eve götürecek ha? Sen ananla koklaşasın diye benim aslan torunum Şadoğulları'nın inine girecek ha? Dün öldüremediler. Bugün öldürsünler diye katillerin ayağını mı getiriyorsun? Babaanne. Sen karışma Elif. Elif müsaade eder misin? Babaanne yapma lütfen. Bu sabahı yaşayıp meydana atılınca bedel ödedim sanırsın değil mi? Her şey bitecek sanırsın değil mi? Bitmeyecek. Hazır Şadoğlu benim ailemi dağıttı. Benim babam hiçbir şey yapmadı. Toplaması zor oldu ama topladım. Şimdi dağılma sırası sizde. Dün geceyi sakın unutma Reyyan. Ailen bir defa daha nasıl senin canına kastetti unutma. Canım şöyle. Ben sana su vereyim. Annemin gözlerinde hiç eskimeyen o acıyı babama yarardım hep. Çok erken gitti ya. Ondan derdim. Meğer o acı senmişsin. Varlığını öğrendiğim andan itibaren ne yapıyorsam senin için yapıyorum şimdi. Seneler sonra seni bana versinler diye. Sadece annemin yara izinden ibaret sandığım kardeşime kavuşabileyim diye. Bunca sene ablanın durduğu yere yanaşamadım biliyor musun? Canımdaki acı değil. Yüreğimdeki acı büktü belimi. Anası babası ölene yetim derler.
öksüz derler. Ama evlat iki tane ne denir? Bilemedim ben. Büyümedin. Konuşmadın. Hiç rüya görmedin sanıyorlar. Ama ben biliyorum. Büyüdün sen. Yaşıyorsun. Aynı göğün altındayız kardeşim. Ne kadar sürerse sürsün. Bulacağım seni. Babaannem ne yaparsa yapsın. Bulacağım. Kardeşim. Mezarlıklardan korkanın sevdiği ölmezmiş derler. Şimdi neden mezarlıklardan korktuğumu biliyorum. Kızlar için babaları kahramandır hep. Sen de benim için öyleydin. Kardeşimin hikayesini öğrenene kadar. Nasıl kıydın bize baba? Bilmiyorum ama başaramadın. Artık sen benim hiçbir şeyim değilsin. Adımın acısı toprağın altında. Diğerininki gözümün önünde. İkisini de ayrı ayrı yaşıyorum ben. Şimdi sor bana. İyi miyim? Miran. Sen niye geldin? Gönül. Yaşanan bunca şeyden sonra yanınızda ben olmadan bir yere gidilmeyecek demedim mi? Ya daha dün konuşmadık mı bunu? Siz nasıl çıkıyorsunuz böyle? Sen neden bana haber vermiyorsun? Ben amcama getirmez miyim seni? Miran sen karınla o kadar meşgulsün ki. Gözümün bizi gördüğü yok. Dün gece ben daha iyi anladım. Biz sahipsiz kaldık. Tüm bu olanlar için üzgünüm. Yaşadıkların için üzgünüm. Ama şunu bilin, siz sahipsiz değilsiniz. Sen de yengem de bana amcamın emanetisiniz.